Eğer bu videoyu izliyorsanız gerçekten çok şanslısınız. Sevdiklerinizi arayın ve onlara iyi ki varsınız deyin her zaman. Onlara bugün gidin, bu videoyu izledikten sonra sarılın, öpün, koklayın. Küs olduğunuz arkadaşlarınız, akrabalarınız varsa şunu düşünün. Belki bugün enkazda da olabilirlerdi onlar. O kadar kötü bir durum ki yaşadıklarımız insan dışı. O yüzden size diyeceğim tek şey, gidin ve küsseniz, kavgalıysanız kim varsa arayın, barışın arkadaşlar. Burada yaşadıklarımıza katlanması çok zor. Ama dayanıyoruz şükür ve bu videoyu kafamdaki GoPro'yla, yani kafama bağladım GoPro'yu ve olaylara müdahale ederken kayıt altına aldım. Ekibimden birisine gönderdim, sizlere hazırlatıyorum. 5. gündeyiz şu an ve bir 3-4 gün daha kalırım diye düşünüyorum bu bölgede. İnanılmaz canlar kurtardık. Ümit dolu günler bizi bekliyor ve bugün de 5. gün olduğu için ekipler çoğaldı. Ben de ben şöyle bir konuşma yapmak istedim sizinle. Lütfen ama lütfen yardım edin. Kırsaldaki köylerimiz halen yardıma muhtaç. Eğer ilk saatlerde gelseydik buraya, pazartesi günü saat 10-11 civarında, burada inanılmaz çok insan kurtarırdık. Ama biraz geç organize olduk. Söylenecek başka bir şey yok. Pazartesi gecesi biz buradaydık ve direkt sahaya attık kendimizi. Olayın ilk saatlerinden itibaren İnşaat işçilerimiz gerçekten kahraman. Bu Türkiye'de olan inşaat işçileri kahramandır arkadaşlar. Burada en az 3000-4000 tane var. Her yere girdiysem onlar çıktı. Kendi ekipmanlarıyla gelmişler. Ve ilk gün ben bir yere gittiğimde kendi ekipmanlarıyla gelen bir adam vardı. Hiltiler, jeneratörler, flexler, keskiciler. Adam yıkılacak olan binaya girmiş ve tek başına arama kurtarma yapıyordu. Biz ona yardım ettik, destek ettik, ucundan tuttuk şükürler olsun. Ve oradan 4 veya 5 kişiyi kurtardık. Allah'tan ümit kesilmez, daha da kurtaracağız inşallah. Yani şans eseri kalmış, bakar mısınız? Battaniye, herhangi vesaire lazım. Aynen, değil mi? Ses. Dur. Zayıf. Abi sen git, zayıf birisi sen git abi. Bir önceki gün yağmurun da vurduğu şanssız şehrimizin insanlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Ne iş olursa olsun yapmaya hazırdım. Sen çok yakınsın değil mi abi? Metre var. Veremiyoruz. Allah razı olsun abi senden, var ya. Geçiden beri çalışıyormuşsun galiba. Problem yok. Senin var mı ihtiyacın abi? Yok. Hemen karşılayalım abi. Şeye geldiler böyle. Bitkinlik var yani böyle biraz. Durumlar iyi. Çocuk da konuşuyor. Hepsi konuşuyor. Bir annenin üzerinde biraz şey var, bası var. Ondan sonra basıyı kaldıramıyoruz. Serum verilmesi lazım. Öyle kaldıracak. Onun için şimdi öbür taraftan, kolonun öbür tarafından açıp oradan gireceğiz. Tamam, bir tamam, saate tamam. Allah nasip ederse alırız yani. Pamuk yok. Su var. Sargı bezi. Olur mu sargı bezi? At abi. Su at abi. Hocam. Tamam, buradayız. Buradayız. Tamam bak, serum takılmadan alamayacağız. Bunu sana daha önce de söyledik. Lütfen bekle. Aktif abiyle sağlık. Aktif. Tamam. Süper. Şimdi abla. Biraz ters. Hepsini, ben hepsini oraya vermiştim. Açalım mı? Açıkları verelim. Aç. Evet. Islatılmış pamuk. Tamam. Kimdi o? Abi gel. Ver, gel abi. Var. Tamam, vermişler abi. Tamam, verilmiş abi. Vallahi makine abi. Allah razı olsun. Uzun savaşımız bize cevap verdi. Ve ilk enkazdan ablamızı aldık. Allah'a şükür. Çocuklarını da sırayla aldık. Ya Rabbim bize nasip etti onları tekrardan gün yüzüne çıkarmayı.
malzemeleri topladık ve direkt başka yardıma muhtaç olan insanların yanına koşmaya başladık arkadaşlar hemen. Tamam. Jeneratörü kaldırdılar bak abi oraya. Tabii akşam olmuştu ve biz de dedik ki ne yapalım? Ekipmanlarımız da yoktu. Profesyonel şehirdeki insanlara yiyecek ve içecek götürdük. Olay yeri ne geldik? Durum çok kötü. Geçmiş olsun abi. Sağ ol abi. Ne lazım abi? Su. Su mu? Evet abi. Su var, su var. Versene biraz abi. Su. Su ver abi. O al abi, görüşürüz. Hakkını evet. Gel abi şöyle yapalım. Tut bir yerden. Tut bir yerden abi. Valiyet. Köprü yıkılmış, evler üstüne düşmüş. Allah'ım bu insanlar ne olacak ya Rabbim. Evet bir şey var. Bir de aç. Abla pideye bak, gücünü topla, gözünü seveyim. Aynen. Şöyle. Tamam, kalsın. Kalsın, kalsın. Tamam, al abla, hakkınızı yardım görüşürüz. İnsanların yiyecek şeyi kalmamış ki. Dört katlı bir bina. Abi pide istiyor mu ekmek? Al abi. Burada Süreyya'yla aile var, gördünüz mü abi? Tamam abi, al bir tane daha. Al. Burada bak. Yok yok, görmedik abi ya. Al, ver. Daha, ver, iki üç tane al ya. Eyvallah, tamam. Sağ ol abi. Hadi abi, görüşürüz. Tamam, ver oraya. Tamam. Fakat oradan bizi direkt çevirdiler. Abiler ses geliyor, lütfen yardım edin görevliyseniz. Biz de üstümüze düşen görevi yapmak için direkt gittim olaya, ses dinlemeyle başladım. Bir üçümüz birlikte bakalım. Abiler götürsün mü, ne yapsın? Duvara vurduğumda küçük bir tıklama sesleri geliyordu. Direkt bir ekip ayarladım. Hiltiler, jeneratörler vesaire. Ses çok yakın. 1 metre, 2 metre abi. Bir saattir arkadaş bizi getirdi. Burada da ses var diye. Orada tamam. Ses var diye. Nerede o ses gelen yer? Abi hemen köşk apartmanı 1-2 metre falan var. Böyle kolona vuruyor adam. Bam bam bam. Abi nerede? Nerede? Şu şu. Bir dakika. Bir dakika. Çünkü bu tam bizi nereden geldi? Tamam bakalım abi onlara. Biz normal gönüllü. Abi siz. Biz iki tane çıkarttık. Abi bunu çıkartırız. Bu çok yakın. Bak hemen şuradan. Neredendi? Devam abi. Devam et, sola dön. Tamam lazım ama. Abi çocuk diyor, tahmin ediyoruz. Evet. Erkek çocuk. İbo. Geç abi. Abi gelin, Hilti falan var mı? Hilti. Bir herkes oradan bir çıksın abi. Abi. Şu kolonun altı. Geç abi. Bize var mı? Bize var mı? Valla hadi. Duvara vur bir abi, duvara vur. Vurdu. Biliyor musun abi? Duvara vur! Abi Hilti'yi nasıl yapacağız? Bir kişi daha gelirse yanına ağır. Bir kişi daha gelsin. Bir kişi daha. O zaman sen tut, ben kaldı öyle. Tamam. Haydi. Tuttunuz mu? Tamam. Çek abi sen. İbrahim tut şunu. Çek. Tamam. Üçlü açın. Kabloyu da İbrahim yukarı al kabloyu. Bunu da jeneratör aktif edecek. Üstüyü çekeceğiz de. Al abi. Onları koordine ettim ve abilere bıraktım o işi. Hemen biz kendimiz başka yardıma muhtaç olan insanlara doğru koşmaya başladık. O gece gerçekten bizim için zordu ve kalacak bir yerimiz de yoktu. Zar zor geçirdik. İkinci gün yine bizim için ümit dolu bir gündü. Mahalle mahalle, sokak sokak aramaya devam ettik. Abi
Abi buralı mısınız? Yok abi. Sen söyle ben yardımcı olurum. Lale Apartmanı. Lale Apartmanı. Lale. Abi şuralarda olabilir. Lale Apartmanı var. Apartmanı var. Mahalle bizim. Nerede abi? Yer değil mi abi? İşte şurada karşıdaki. Gel şu. Lale Apartmanı varmış biliyor musun? Hı? Kanka acil değilse kapat. Şarjım yok. Alo. 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 Abi biraz sessiz olalım. Arkadaşlar sessizlik. Yerinize durun. Sessizlik. Abiler bu. Tamam. Bak veremeyebilir ya. Abi bak şu an tespitteyiz. Tespit ettik. Etmedik. Hepsine birer ekip bugün yönlendireceğiz. Bak dün geldi bir abi burada. Çıkarın artık ölükse bile çıkarın yani yazık ya. Tamam abi. Gelmediniz gerçekten. Haydi güle güle. Yazık günah ya. İki gün çocuktan ses vardı gelmediniz. İki gün. Lale Fatma'nın. Hocam doğru yerdeyiz. Öğretmen herhalde. Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Ayağa bak bak kesin. Allah kahretsin ya. Sesim geliyor mu? Alo, Ozan Bey. Evet. Ben size mesaj yazdım, bakar mısınız? Sesiniz kesik kesik geliyor. Tamam, tamam. Kim diyor bunu ya? Hayır söylüyor. He? Ozan Bey, sesiniz hiç gelmiyor. Tamam, sen konuş, senin sesin geliyor. Ya benim ailem, Tatboğlu apartmanda kaldı. Winter hazır, kepse hazır, doktor hazır. Ama afat gelmedi. İhtiyacım var. Ne olur yardım edin. Nerede tam? Konum neresi? Kanka Özge diye arkadaşım var. Sana bilgiler aldım. İnternetini alıp oraya gider misin ya? İnternet yüklenmiyor. Gideceğim ama nerede? Nasıl gideceğim? Tanımadığım numaralar yardım için beni aramaya başladılar. Ozan Bey lütfen yardım edin. Ozan Bey neredesiniz? Onlara koşmaya çalıştım elimden geldiğince. Ve o zaman anladım ki dünyanın en iyi ekipleri de gelse Türkiye'ye, şu an Hatay bölgesine, yine beni aramaya devam edeceklerdi. Çünkü düşündüğümüzden çok fazla bina yıkılmıştı arkadaşlar. Çok fazla bina. Yani Hatay diye bir yer yok. Silin haritadan. Burada yaşam belki 30 yıl sonra, belki 15-20 yıl sonra çiçek açacak. Ölümümüz çok, 150 bin. Belki haberlerde görmüyorsunuz ama daha fazla belki. Arayan numaraları hemen değerlendirdim. Bir ekip buldum. Yoldan çeviriyorum ekipleri de. Hemen yoldan bir ekip buldum. Onlar da gönüllü. Gittik alana. Taramalar yaptık. Kepçelerimiz geldi. Normal profesyonel ekiplerimiz geldi. Orayı profesyonellere bırakıp biz tekrardan arka taraflara, görünmeyen yerlere devam ettik. 5. katta çöl çıkarmış o. Bu değil abi, dur. Şurası olabilir abi, şu taraf. Kitapoğlu apartmanı nerede abi? Kitapoğlu apartmanı. Üçüncü varlık sokak. Burası. Bir bakalım, bize görev verdiler abi. Oraya gidelim, olmadı size geleceğiz. Tamam, şuraya bir bakalım abi. Bize bak. Bize makas lazım abi. Bizde bak, ekipmanlar şunlar. Bize toparladık. Bir bakıp geleceğiz. O zaman abi sizin grup 3 kişi buraya baksın. Biz oraya gidelim mi? Nerede? Onlar bu taraftaymış. Üçü gidiyor. Biz öbür tarafa gidelim. Tamam. Tamam, şuna bak, girdi. Girdiler. Tamam. Üçüncü varlık sokak Kitapoğlu apartmanı. Kitapoğlu apartmanı. Rahimoğlu Kutlar apartmanı. Bu ne apartmanı bilmiyorum, o zaman son apartman. Tamam. Ablası yaşıyormuş, çıkartamam yani, ekipman falan var, kimse yokmuş. Bekliyoruz başında diyor, sesleniyor diyor. Özge diye birisi burada mı Özge? Burası, şurası galiba. Hadi palet bak abi. Fotoğrafta palet vardı, paletti burası. Bak şu köşede iki tane canlı var. Sen uğraştın.
Abi canlı ne tarafta? Bir dakika, ses tam geliyor mu abi, emin miyiz? İşte abi onlar dedi o arkada ses geliyor dedi. Bir bakayım bir dakika abi, ben bir dakika geçeyim. Arkada ses varsa sen buradan arkaya gidemezsin. Ya? Buradan kazıyıp arkaya gitmen için buranın kazısını kazıyor. Tam ne kadar derinde? Çok yakından geliyordu. Bak o taş çiğlerin altında olan bu. Geçemiyoruz, kepçe geçemiyoruz. Çok fazla enkaz altında insan bulunduğu için bir tane daha cana ulaşmamız hiç zor olmadı. Çünkü her yerden bir ses geliyor arkadaşlar. İmdat, tık 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 sesler geliyor yani. Yaşayanlar var. Ses geliyor mu dayı? Herkes gülmesin bile de ben de memnun olurum. Bakayım be abi de. Bulalım çık. Vallahi sadece Ahmet Bey o ses veriyor. Gelen ses var mı abi? He? Ses var mı? Ses var da. Ya hani? Şimdi şuraya dönüp aşağıya ineceğiz falan diyorlar mı? Çocuk sesi buradan geliyor. Benim altından geliyor. Çocuk hangi dairede oturuyormuş? O taraftan mı? Bu taraftan. Susun bir. Bir dakika. Bağır bağır. Ahmet ses ver. Altan Akın. Buranın altında. Dur ben bir. Şuradan hadi. Buradan geliyor. Buranın tam altından geliyor. Senin tam altından geliyor. Tam buranın altından mı geliyor? Sakin ol, tamam sakin ol Ahmet. Yorma kendini. تحت واحد مو عبي تحت واحد وبنت صغيرة بير كتشك كز بدا واحد بيبك مي بيبك بدا اركيك بنتنا اطوز اوت اطوز اوت بيان بيان مي Buradan mı girsek? Ekip kapıyı kırıp yan odadan girmek istedi ve onlar onunla uğraşırken ben de ara sokaklarda gezinmeye, kimsenin gitmediği yerlere doğru yola çıktım ve bir kız çocuğu daha buldum arkadaşlar. İnsanların çok olduğu yola gidip oradan itfaiyeleri çağırdım. Rena mı adı? Rena. Rena. Merhaba Rena. Merhaba. Nasılsın? İyiyim ama ayağımı çok sağlamıyorum. Biz Afat'tan geldik. Ne zamandır buradasın? Üzgün. Abi. Eski Hatay Hastanesi'nin karşısı olarak geçiyormuş. Ümmet eski abi. Eski Hatay Hastanesi'nin karşısı doğru mu? Ne doğru? Başka biliyor musun? Ayak nerede? Ayak arkada abi. Sen ayak arkada. Fatih Caddesi. Kengiz Caddesi. Tamam. Fatih Caddesi dediler bize. Konuş, ses geliyor. Konuş. Görevlileri yönlendirdim, sonra diğer enkaza, o kapıyı kırdığımız enkaza doğru yola çıktım. Bize jeneratör lazımdı, hilti lazımdı, kesici aletler lazımdı. Onları temin ettik. Uygun malzemeyi temin edersek abi bir yarım saat, bir saate ineriz aşağı diye düşünüyorum. Merdiven boşluğunda. Gel güvenli. Bak abi. Şimdi bir sessiz olun. Abi bir sessiz olun. Tam şunun altında. Ses ver! Bir tane çocuk, bir de bebek. İkisi ağlıyor. Duydun mu? Bak, duydun mu? Kimse var mı? Bir de bebek var. Peki nereden biliyorsun sen buranın altında? Abi çünkü şuradan. Gördünüz mü şuradan bak. Delemedik ki. Hayır hayır yani sen ne çıkacak altına? Blok çökmüş. Baktık şuradan, şurada bir tane ceset var. Hı. Blok çökmüş. Şey diyorlar bilir kişiler. Şu iki tane blok açmamız lazım, sonra boşluğa ineceğiz diyorlar. Yani ihtiyacı şurayı kazarsak eğer. Burayı bence şey yapalım ya. Abi bir tane küçük 3 yaşında çocuk, bir de 10 yaşında kız var. Çocuk yaşıyor mu? Yaşıyor. Küçük bebek ağladı az önce. Orada sıkışık mısın? Kardeşin nasıl? Kardeşin bebek yanında mı? Yaşıyor mu?
temin etmeye giderken bile direkt bir ekibe yardım ettim arkadaşlar. Enkaz altından iki çocuk, bir yetişkin. Hemen oradan çıkardık, seddiyeyle taşıdık, ambulansa koyduk. Hop, jeneratörlerimizi, ekipmanlarımızı aldık. Tekrardan yola devam ettik. Yani durmadık, asla durmadık. Ben şu an sadece şu 5-10 dakikadır duruyorum yani. Haydi. Buna dikkat edin. Ambulansa kadar devam arkadaşlar. Sadece arkadaşlara denge verin. Çekeyim, elde de yapmayın. Denge verin sadece. Kaymayı engelleyin. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Yavaş. Haydi ambulansın yanına kadar devam. Dikkat. Kol mesafesini indirin isterseniz abiler. Güzel. Tamam, kız da geliyor. Jeneratör var. Bırak abi, bırak yere. Yavaşça. 1, 2, 3. Bırak. Haydi geç. Korkma. Görev asla bitmiyordu. Burada görev asla bitmiyordu arkadaşlar. Bitmez, bitmez, daha bitmez. Burada görev devam eder. Yaşam mücadelesi vereceğiz burada bir. Siz de o taraflara geçin abi. 1, 2, 3. Aynen, süpersiniz. Sahil çekil, gelme. Hatta gelsin, yardım etsin. Yan yana. Gel abi de yardım et. Gel, gel, gel. Yavaş, hızlı hareket etmeyin, yavaş. Şefka abi şey. 0-6. Alma şansın var mı onu? Ben bir sorayım o zaman. Allah'ım sen yardım et bu insanlara. Gel, gel. Evet, bir kişi daha kurtardık. Şimdi ben ambulansa gidiyorum. Arkamdan geliyor. Bakın. Yürütmedin dedim ama anlamıyorlar Arapça. Yapacak bir şey yok. Durum böyle, vaziyet çok kötü. Bazı görüntüler ve olaylar içler acısı. O yüzden kurtardığımız insanları göstermiyorum. Enkaza girdiğim görüntüleri göstermiyorum. Hemen size yaptıklarımızı ve buradaki olayları aktarmak için böyle bir video hazırladık ekiple birlikte. Tabii bu esnada kendimize de dikkat etmemiz gerekiyordu. Yolda ne buluyorsam. Yemek istiyordum ama yiyemiyordum. Sadece su içtim. İlk iki gün sadece su içtim. Daha sonrasında enerjimin düştüğünü hissettikten sonra yardıma gelen bir şeyleri yemeye çalıştım. Mecbur yani. O da yemeyecektim. İnsan yiyemiyor ki ya diyor, yardıma gel, muhtaç olan insanlara gelmiş o. Ayıp olur diyorsun, yiyemiyorsun. Bizim Türk halkımız bu kadar duyarlı işte. Çorba içer misiniz? Tamam. Baktılar mı sana? Baktılar, bir şey demediler. İtfaiyenin suyu bitmiş. Şu an bu yangını durduramıyoruz. İleride yardım vardır diye geldim. Bir kişiyi kurtardıktan sonra devam. Durmak yok. Durmak yok abi. Abi, gel gel. Abi, dede. Geldi Kazma. Al abi. Ver abi, bir dakika. Al Kazma. Ver abi. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem teyzem. Teyze. Fatma teyze. Meryem teyze. Teyze. Teyzem bir ses ver teyzem. Orada farklı bir atmosfer vardı ve profesyonel bir ekiple çalışmak gerekiyordu. O yüzden destek gelene kadar boş durmaktansa ben de ara sokaklara yine girdim ve battaniyeler, çikolatalar, sular, bunları taşıdım, sesleri dinledim. Hani en azından bir şey daha kurtarabilir miyiz diye bu enkazdan. Abi bak şu yorganı açın, biraz ıslak ama kuruturum, tamam mı? Tamam. Yorgan abi. Çikolata istiyor mu? Çikolata.
Sen kim istiyorsunuz mu? Hanginiz? Al. Al hadi görüşürüz. Sen de çikolata istiyor musun kanki? Yok ya sağ ol. Tamam. İstiyorsan gideyim alayım hemen. Yok sağ ol. Şey diyor, akşama çok büyük deprem olacakmış, doğru mu? Yok ya, yalan o. Yalan değil mi? Yalan yalan. Herkes konuşuyor çünkü ben inanmadım. Ver yerden mi? Şu yıkılan yeri geçtikten sonra ileride solda. Aferin, niye bakalım. Daha sonra kaza alanına döndüm ve gece olduğu için çalışmamız çok daha zorlaştı. Ama ablamı kurtarmaya artık çok az kalmıştı. Çek çek, sıkıntı yok. Tamam mı lazım? Bir dakika, bir dakika dur abi. Dur. Çek çek abi kırmızı kabloyu. Vinç gelmiyor ya. Bak. Gelmiyor. Şuradan geçmiyor. Vinci yok. Yukarıdan istemiyorlar. Bak hiçbir yere gitmedik. Sadece seninle ilgileniyoruz. Seni de çıkaracağız. Bu abliye sakattan beri alacağız. Yorma çok kendini. Çok dedim. Şuradan bir şey yapalım. Görelim bir. Ona göre müdahale edelim diye. Az önce şurada kadın yumruk vuruyor. Yalvarıyor. Abi yanaştırmadılar ya. Lan abi vicdanın el vermiyor ya. Bir tane asubay çıkardım. Ölmüş. Hiç umursamıyorlar. Adam diyor ki usta kurban olayım ya. Dayanamadım abi çıkardım. Ama çıkardık da vallahi ne çektim ya. Ben abi bak. Dayan Fatma ablam. Abla dayan tamam mı? Allah aşkına. Tamam ayakların mı şüdü? Ayaklarım susuyor. Tamam geldik az kaldı abla az kaldı. Tut da ayaklarım. Tamam kurban şey. Olayım. Üstünde biraz yük var yükü alacağız. Yük var yük. Onu alıyoruz tamam mı? Üşüdü mü diyorlar? Aşağıya mı? Evet. Ne oldu aşağıya? Ayakların üşüyor. Abi şunu örtelim üstüne. Ayakların üşüdüyse bak şunu ayaklarına saracağım. Tamam abla sakin ol kurban oldum. Ayakların ısınsın diye yapıyorum ablam. Abla geldik biraz dayan sakin ol. Hayır bağırma. Tamam beni duyuyorsan okey bitti. Buradayız sakin ol derin nefes al. Enerjini boş harcama. Tamam geldik abla. Ayakların sıkışmış sakin ol. Geldik. Arama kurtarma ekibi seni kurtaracak. Az kaldı. Üzerinde çok yük var abla. Onları tek tek boşaltıyoruz ablam. Kurban olayım. Dayan. Ve bir anons geldi oradan. Hamile bir kadın apartmanın içinde doğum yapmaya başlamış. Onu kurtarmamız gerekiyor diye bir anons geldi. Hemen baktık yeterli ekip var orada. Oradan ayrıldık. Ablamızı profesyonel ekiplere, canım abilerime teslim ettim. Ve biz diğer ekiple birlikte o hamile kadın... Abi çünkü önden boş. Allah razı olsun abi. Hoş geldiniz. Abi elden ele verelim. Abiler dağıtıyor. Tertemek payımız var ama. Al abi. Elimde balyozla Samandağ'a gidiyorum şimdi.
bütün manzaralar bu şekilde. Allah'ım sen bu insanlara yardım et ya Rabbim. Abi Samandağ, Samandağ. Ya al abla, al işte ya. Tamam. Sıkıntı yok, sağ olasın abi. Devam abi, Samandağ'a gidiyorum, Samandağ. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir de geç geldik abi ya. Yani şu düzenin ilk gün falan olması lazımdı, ikinci gün. Vallahi abi biz... Ustam kolay gelsin. Ses nereden geldi? Biliyorsunuz mu? Taraftan. Sen taraftan geldi. Umke. Aynen. Bak, aklınızda olsun. Millet yanlış yönlendirmek için diyor buradan ses geldi. Aileler gibi. Biliyorum. He, biliyorum. Cenazesini çıkarttırmak ses var. Biliyorum. Biliyorum abi. Ben de biliyorum. Giriş burası olduğu için herkes buraya adaptörü. Bu aklınızda olsun. Arkaya, ben şimdi Samandağ'a gidiyorduk da bizim ekibi durdurdular. Öbür tarafa gidiyoruz abi. Öbür taraflar perişan. Kalın. Sesimi duyan var mı? Arama kurtarma burada. Hadi geçelim abi. Geçelim. Toplanma alanı değil mi bunlar? Bak çocuk eşyaları var, işini görür mü? Ona ikinci partta girelim, sen çıkar reis. Okey. Tamam oğlum ben alırım, sen geç. Abi diyor bütün kıyafetleri alabilirsin. Sabahtan beri aynı kişiler var diyor. Beğeniyorlar artık diyor. Bir dakika pardon pardon pardon. Pardon bir dakika. Pardon. Abi selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ olasın. Battaniye böyle bir kutu battaniye var mıdır? Allah razı olsun öpüyorum. Kolay gelsin abiler. Bir dakika pardon ablam pardon. Ben de alabilirim. Sizin ihtiyaçlar nelerdir? Yani. Ben lastiklerimi şöyle koydum ve çok ağır yapıyor ya. Ya yani onu dediğimde inan imkansız dediler bulmak için. Şimdi battaniye yorganınız vesaire var mı? Merhabalar Ozan. Merhaba. Bey. Evet, evet. Nesrin'le konuştuk. Teşekkür ederim. Tamam, Allah rica ederim. Ne demek, ne demek? Yorgan ihtiyacınız var mıdır? Yorgan ihtiyacım da var. Birkaç tane battaniyemiz var ama yani çoğu kullanılmaz hale geldi. Şunları götürelim o zaman. Bunlar kıyafet, giysi vesaire. Çok vermeyin ama başka evet, ihtiyacı başka olanlara tamam. Verin. Başka yiyecek, gofret vesaire sizdekiler. Ekmeğiniz falan var mı? Ekmek var mı? Ekmeğimiz var ya. Gerçekten. Gofret falan yer misin? İster misin? Alsana. Bak gofret şu Halley'den al. Al al abi al. Efendim? Hatletlerimi kurtaramak. 2000. Alabiliyor muyuz? Yani ihtiyacınız varsa abla çünkü arka sokaklara gideceğiz. Evet. Tamam. Sende abla yorgan var mı? Yorgan bu. Ya rica ederim bir şey yapamadım ama. Allah sen razı olsun. Keşke lensini de getirseydik de bir şey. Yok şimdilik idare ederim. Gözünü yıkayalım burada biraz. Temiz su var bak istersen. Yorgan. Tamam sana battaniye veriyorum bir dakika. Rica ederim. Bebek bezi ihtiyaç var mı? Selamünaleyküm abi. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Tamam alın. Gelin siz de gelin. Gelin bakayım sırayla. Gel kardeşlerin gülü. Abiler size ne getirdi bak. İstiyor musunuz? Biz bundan yedik. Oy o zaman sana kurban olan. Başka yiyeceğim bir şey var mı? Bebek bezi, su, ekmek, ıslak mendil. Tamam zaten beraber. Evet, teşekkür ederiz. Zaten öksürüyorlar. Buralarda hiç ses mes var mı abi? Ses enkazın altından gelen ses. Yok değil mi? Zaten saman daha iyi yani gördüğüm kadarıyla Allah'a şükür. Çok fazla yıkılan bina yok. Aynen girişler çok yıkılmış. Ama bu taraflara bakalım dedik uzak. Bak torunum enkazdan. Nasıl iyisin? Bir tane daha var orada. Annesini kaybetti. Başımız sağ olsun. Olsun. Büyük bak daha mosmor olmuş. Yine o da canlı kurtuldu. Bir ekmek alabilmem mümkün. Abi istediğin ekmek olsun. Bu kadar mı böyle mi bir tane mi? Bir tane. Böyle 15 kişiyiz biz. Yeter mi bize? Tamam. Tamam. Yok yok yeter. Başkaları da alsın. Yeter sağ ol. Allah razı olsun abim. Mendil mi? Abi göç. Hakkını helal et.
Bebek bezi, ıslak mendil, süt. Vallahi ıslak mendil, süt, ıslak mendil olabilir. Çadır, çadır bulamıyoruz, çadır. Abi çadır gerçekten bize yetkililer vermiyor ya. Fener yok ya kızım ya. Çocukları burada yatırmaya çalışıyorum. Arabada yatmaya çalışıyorum. Ceket falan üşümüyorsunuz değil mi gece? Yok. Hop sen de yap hadi. Hop bir daha hadi hadi. Hop bir daha hadi hadi. Aferin. Hadi görüşürüz. Eyvallah abi görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Ha? Yardım lazım mı? Hadi valla. Şu an lazım değil ama inşallah. İçeride birisi mi var? İnşallah var. İnşallah var birisi de var. Burada kaybımız yok. Apartman bizim. Bir kaybımız yok. İnşallah. Kurtulduk. Hepimiz kurtulduk. Allah'a şükür abi. Yardım ulaşmayan yerlere Savandağ'da da arka sokaklara girdikten sonra çocuklara bezler, yetişkinlere kıyafetler, ıslak mendiller, yiyecekler, çikolatalar verdikten sonra tabii ki de hemen dedim ki burada yapılacak çok fazla bir şey kalmamış. Ben merkeze doğru tekrar gideyim ve merkeze gittim. Orada hemen ara sokaklara girince zaten ses geliyor. Yenge, beni dinle. Abla 8 sene getirecek, döndürecek, getirsin. Buradan bir yerden ses geliyormuş abla, doğru mu? Ses gelen yer neresiydi? Ekip de benden önce sesleri duymuşlar ve intikal etmişler olay yerine. Şu tarafa koy abi. Oturalım sohbet edelim dedik, dinlenelim. Ses, şansa kadere. Ses bulmaya çıktık yani. Yani tabii canım, aynen. Tabii, tabii. Evet. Öyle çıktık. Ses öyle bulmaya çıktık yani. Biz gidiyoruz, sesi buluyoruz, müdahale ediyoruz. Elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıp tekrar yani. Abi Allah razı olsun sizden, yemin ederim. Dediğiniz gibi. Abi Samandağ bence güzel, anlatıldığı kadar kötü değil. En arkalarına gittim, yardımlar her şey var. 4 gündür her gün ikişer saat uykuyla ayaktayız. Ve inan 4 gündür hiç tuvalete gitmedim. Sakin, sakin. Atıyoruz mu? Atmayalım. Tut abi. At abi, yere mi atıyoruz? Tamam bıraktım. Bıraktım abi. Projektör geliyor. Gönder. Bunu da takam abi bir şey. Tamam. Abi bak orada jeneratörün şeyi var. Oraya takalım, fişi o tarafa götürelim. Kesici. Kesici. 100 watt. 100 watt. Hayır bak. Tamam, abi sola geçin, sola geçin. Şöyle geçin. Böyle böyle. Uzat. Uzat, uzat elden ele. Hop kaldır, hop kaldır. Travma tahtası. Ver böyle abi, ver böyle abi. Bu basıyor. Şu an bunu yaparsak riske atarız, gerek yok. Tamam. Yasin. Ver abi, ver abi. Örümcek. Hocam, şu. İçeride paketleyelim. Arkadaşlar, içeride kimsal var. Örümcek. Şu aşırı da mı alabiliriz? Ver, ver. Al abi. Hazır mıyız? Haydi, geliyor. Hadi yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hadi git yavaş. Yürütelim, yürütelim. Yürütün. Yürüt. Uzatın, uzatın, uzatın yavaş yavaş. Tamam, dur, burası dikkat. Bırak abi burayı. Bıraktım. Baş yukarıdan gidin. Elden ele yapalım. Hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Umke'ye yol aç. Tamam. Umke'ye yol ver. Umke'ye yol ver. Koridoru boşalt. Umke'ye yol ver. Tamam. İnan. Beyler, burada olan arkadaşlar, şunlara bir yardım edin her şeyi. Hakkını helal et. Sabahtan beri uğraşıyoruz abi. Bir... Abim. Abim benim. Kurban olurum sana, gözünü sevdiğim. Şunu tut tabii abi. Tamam gel. Paşam benim. Valla sabahtan beri uğraşıyoruz. Paşam benim, canlı geç, değil. Geç abi, geç. Yemin ederim. Devran. Abim benim. Arkadaşlar. Abim benim. Şu malzemeleri bir verelim arkadaşlar. O tamam, sağlıkçının ver abi. Sağlıkçıya ben vereyim. Aynen, sağlıkçı kızın. Ben şu telefonu vereyim. Bir dakika. Yok, bu bizden birinin değil. Emin misin? İtfaiye evet, o zaman itfaiye, Konya itfaiyesi. Aynen. İtfaiye gidiyor. Nerede? İtfaiye! İtfaiye! Telefon! Abi, senin iki kız mı var? Bir kız, bir oğlan. Benim. Senin mi abi? Ben de onlara ufak da olsa yardım amaçlı gittim direkt. Elimden ne geldiyse orada yaptım o gün. Ve bir teyzemizi daha hayata tekrar döndürdük, kurtardık. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. İsterseniz ben de verebilirim. Buyurun. Osman abi. O
Osman abi. Kaç tane kardeş? Cenazelerimiz, vefat edenlerimiz vardı ama yaşayanlarımız da vardı. Zararın neresinden dönersek kar kar dedik. Hiç kafamıza bir şey takmadık. Bu enkazda hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Geride bıraktıkları insanların başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Dayanacak güç versin ya Rabbim bizlere. Başka ne denir? İnanın bilmiyorum. Bu zamana kadar yardımda bulunduysam birilerine ne mutlu bana. Birilerinin hayatına dokunduysam ne mutlu bana. 3-4 gün daha burada kalacağım. Kendinize iyi bakın dostlarım. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Biz buradayız. Görevimizin başındayız. Allah'ın izniyle daha güzel olaylara imza atacağız, şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir şey olursa da bana burada hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çünkü birisini kurtarırken artçı depreme denk geldik. Enkaz altında -1'de. O gün zaten Instagram'da gözyaşlarıma boğulmaya hakim olamadım. En azından daha iyiyim. Psikolojim artık bilmiyorum nasıl ama iyiyim. Kendinize iyi bakın.